Adli emanette 10 yıl süren vurgun. Eroin'in yerine 10 koyup sattılar. Erciş Adliyesi Adli Emanet Bürosu'nda tutulan malzemelerin dışarı çıkartılarak satıldığı ortaya çıktı. 10 yıl boyunca organizasyonu devam ettiren şebekenin içinde Adli Emanet Müdürü ve savcılar da var. Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Erciş Adliyesi'nde Adli Emanet Bürosu'na teslim edilen malzemeleri gizlice satan ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu bir şebeke deşifre oldu. Geçen yıl yapılan ancak detayları yeni ortaya çıkan operasyonda, Emanet Bürosu Müdürü MZ'nin yanı sıra sahte tutanakların altında imzası bulunan 4 savcı da yargılanıyor. Aralarında Erciş Adliyesi Emanet Bürosu Müdürü MZ'nin de bulunduğu bir şebeke, ilçede yapılan uyuşturucu, tarihi eser kaçakçılığı, sahte para operasyonlarının ardından adli emanete teslim edilen malzemeleri piyasaya sürerek satışa sundu. Ele geçirilen 300 kilo eroinin yerine 10 koyan, emanet edilen parayı imha ettiklerine dair sahte evrak düzenleyen şebeke üyeleri, 10 yıl boyunca 6 ayda bir yapılan sayıma rağmen adli emanetleri dışarı çıkararak satmayı başardı. Ancak şebekenin hesaba katmadığı şeyler oldu. Bir süre sonra MZ ve arkadaşlarının malı adliyeden çıkardığını öğrenen suç örgütleri, şebekeye vermeleri gereken parayı ödemedi. Zor durumda kalan MZ ve arkadaşları paralarını alabilmek için aracı kişilere başvurdu. O arada bu kişilerin adli emanetteki malı dışarı çıkararak sattıklarını öğrenen uyuşturucu tacirleri, şebeke üyelerini açığa çıkarmakla tehdit etti. Olayların çevrede duyulmasıyla şebeke, 2019 yılında açığa çıkmaya başladı. Yapılan bir ihbar sonucu Adalet Bakanlığı bir müfettiş görevlendirdi. Yapılan teftiş sonrası durumdan şüphelenen müfettiş, adli emanete teslim edilen eşyaların evraklarını inceleyince, paraların imha edildiğine dair sahte tutanak tutulduğunu gördü. Bunun üzerine polis, aralarında adli emanet müdürü MZ ve birçok kamu görevlisinin de bulunduğu şebekeyi takibe aldı. Yürütülen teknik ve fiziki takip neticesinde şebeke mensuplarının adli emanet bürosuna teslim edilen emanetleri, yasa dışı yollardan piyasaya satışa sundukları ortaya çıktı. Adli emanet müdürü MZ ve bir kişi daha tutuklanarak cezaevine gönderildi. Davada bir kişi tutuksuz yargılanırken, bir kişi de aranıyor. Yasalara göre adli emanet bürosuna teslim edilen malzemelerin 6 ayda bir sayılması gerekiyor. Yapılan sayımlarda adli emanet bürosundaki tüm malzemelerin yerinde olduğuna dair tutanakların altında savcıların imzası var. 2011 yılından bu yana Erciş Adliyesi'nde görev yapan ve hazırlanan sahte evrakları imzaladıkları belirtilen 4 adli emanet savcısı ise, bu dosya kapsamının dışında görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla Bölge Adliye Mahkemesi'nde yargılanıyor. Konuya ilişkin Erciş Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede bu kişiler, uyuşturucu ticareti, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma, zimmet ile suçlanıyor. Konuya ilişkin ilk duruşma 20 Haziran 2020 yılında görülürken, 7. duruşma ise 29 Haziran 2021'de Erciş Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme duruşmayı 5 Ekim 2021 tarihine erteledi. MZ suçlamaların bir kısmını kabul etti. Tutuklu adli emanet müdürü MZ emniyette, savcılıkta ve mahkemede verdiği ifadede, her adli emanet bürolarında bu tür durumların yaşandığını, adli emanete teslim edilen malzemelerin imha edildiğini belirterek, hakkındaki suçlamaların bir kısmının doğru olduğunu ama kayıp eşyaların bir kısmından ise haberinin olmadığını söyledi.